Şimdi elimde bir bilgi yok ama kendi kafalarına göre hazırladıkları bir planlı, programlı bir çalışma yaptıkları belli. Bunu da tabii vali biliyor, işte yörenin kaymakamı her neyse. Bu Koludere bir defa bir felaket alan haline geldi. Koludere'de katliam geçen seneden beri var. Geçen yıl bu Gayda'nın hemen batı kısmında olan Koç Yiğit dediğin kısımda katliamı şöyle yapıyorlardı. Önce yakıyorlar. Yanan orman tekrar yeşerdiği zaman bunun hoşuna gitmeyen tabii beyefendilerin bir durum. Arkasından kesim. Baklar kesimden sonra da meşe ağaçları kökleri üzerine tekrar filizlenip daha çok dal budak saldığından iş makineleri getirip bekolarla bu sefer kökünden çıkarıp ters yüz etme. Yani kökünü kurutmaya çalıştılar. Ama baklar ki bu biraz pahalı bir metot. Allah'a çok şükür zaten Merkez Bankası'nda hazinede para kalmadığı için, bunlara ödeyecek paraları kalmadığı için onu durdurdular. Yoksa o utanmaz katliamı yapacaklardı. Yani tamamen kökünden ters çevirip tamamen kurutma çabası. Bugün görüyorsunuz tam Gayda'nın güneyinde, daha doğrusu Siirt hududunda olan bölgede bir katliam başlamış. Akıllara sıra güya şey yapıyorlar. Şimdi ormanı ayıklamak ayrıdır. Tabiri caizse eşek tıraşı yapmak, yani dümdüz silme, önüne ne gelirse kesmek ayrı bir olaydır. Orman ayıklamak, orman içine orman yangın yolları yapmak akıllı ülkelerin planlarında olan şeyler. Bizde bakın her tarafa şey yapmışlar, en ufak bir çalının olduğu yere kadar da girmişler ve dümdüz sadece toprak ortaya çıkacak şekilde ağaç kıyımı yapılıyor. Şimdi bunun farkında değiller. Ağaç, orman hem sağlık yaratır oksijen açısından hem de erozyonu önler. İklim krizinin en büyük, yani iklim krizi önlemenin en büyük etkeni zaten ormanlar. Biz ağaç popülasyonunu arttırmamız lazımken ne yazık ki bunun azaltma yönüne gidiyoruz. Ha, Allah'tan bu çam ağacı değil. Çam ağacı olsaydı, çamlar biliyorsun, gerçi Gayda'da çam ağacı fazla ama çamı kestiğiniz zaman kökü üzerine bir daha yeşermez. Meşenin o güzelliği, o özelliği vardır. Kestiğiniz meşe ağacı kökleri üzerine tekrar filizlenir. Yani o yönden biraz şanslıyız diyebilirim, çok az da olsa. Çünkü o kökler üzerinde, kökler yaşadığı sürece erozyon önlenir. Aksi takdirde hiçbir güç erozyondan yıkanacak topraklardan sonra hiçbir güç toprağı o kayaların arasına yerleştiremez. Vallahi biz bunu Orman Bakanlığı, İklimle bilmem ne bakanlığı var, Çevre Bakanlığı, bunun hepsine soru önergeleriyle sorduk. Bana gelen çok enteresan bir cevabı size aktarayım. Efendim biz ormanı gençleştiriyoruz. Yaşlı ağaçları kesip ormanı gençleştiriyoruz diye. Şimdi Norçin kısmında oradaki ormanlarda kestikleri ağaçların fotoğrafları bana gönderildi. İnsan bileği kalınlığında bir meşe ağacının, onu da ben genel kurulda söyledim. Ya bir bakan insan bileği kalınlığındaki bir meşenin kaç yaşında olduğunu bilmiyorsa dedim, bu ormandan hiçbir şey anlamıyor. Meşe ağacı uzun ömürlü bir ağaçtır. 200 ile 500 yıla kadar yaşayabilir. Ama 200 yıllık bir meşe içi boşaldığı için kesim yapılabilir. Zaten içi boşalan ağaçlar kendi kendisini hırpalamaya başlar, kurumaya başlar. Tamam, o kurumuş ağacı kesmek doğal olarak akıllıca bir mantıktır ama bir yere girip de böyle yemyeşil ağaçları silme, kesmek akıllı bir iş değil. Tabii bu bir devlet ve özel savaş politikası. Şimdi ben bir pankart görmüştüm, Ankara'da atmışlardı. Ağaç insan için hayat, ekonomi için gelirdir gibi. Ya tamam, oksijen sağlıyor, sağlık veriyor, havayı temizliyor. Peki dedim, madem ağacı bu kadar seviyorsunuz, niye bu tahribatı yapıyorsunuz? Bu suallerime doğru düzgün cevap bile verilmedi. Ve ben bir komisyon toplantısında bakana dedim ki, vallahi dedim, en sonunda ben de sizin yeşili çok sevdiğinize kanaat getirdim. Tabii gülümsemeye başladı ama dedim, siz doların yeşilini seviyorsunuz. Surat asılıverdi arkasından. Yani para için her şey yapılıyor. Bu yöreye dikkat ederseniz, yani Bitlis yöresindeki olaylara,
mahalli insanların hiçbiri ağaç kesimine yanaşmıyor. Kalkmışlar şimdi bu Hizan'daki kesimler için Mutki'den bazı vatandaşlara artık zorla mı yaptırıyorlar? Herhalde para karşı, kimse zorla yapmaz da. Mutki'den getiriyorlar, onlara kestiriyorlar. Gidin Cudi Dağı'nda bilmem başka bir ilden veya başka bir kazadan getirip kesim yaptırıyorlar. Mahalli halk bindiği dalı kesmez. Ya bu bir sağlıktır. Yani insan sağlığını bu kadar hiçe sayamazsın. Dünyanın ekolojik dengesini bozmak için bu kadar tahribat yapamazsınız. Şimdi dünya ekolojik denge bozulduğu zaman, iklim bozulduğu zaman dikkat edin, bu burası ceviz memleketi değil mi? Bu sene ceviz üretimi yok. Niye? Çünkü öyle bir dalgalanma oldu. Kimi yörede çok iyi ceviz var, kimi köyde hiç yok. Fındık desen aynı. Diğer ürünlerde üretim yapılan diğer ürünlerde de bunu gözlemlemek mümkün. Ve dünya artık bir gıda krizine gidiyor. Biz bunun bile farkında değiliz. Biz daha önceki yıllarda, yani 30-40 sene önce kendi kendine yetebilen dünyanın 7 ülkesinden biriyken bugün her ürünümüzü dışarıdan ithal ediyoruz. Bunu da sorguladığımız zaman bundan önceki Tarım Bakanı'nın cevabı bu. E paramız var ki satın alıyoruz. Yani bu tamamen korkunç bir miras yedi mentalitesi. Babamdan para kaldı, ben bitene kadar yerim. E bittikten sonra ne yiyeceksin? Yok bir şey. Ve iflasın eşiğine gidiyoruz. Ama bunu göz göre göre gidiyoruz. Bizim bunu çok açık ve net bir şekilde halkımıza anlatmamız gerekiyor.